Her şey o telefon görüşmesiyle başladı. Alo. Yine mi dayak yedin? Sana şimdiye kadar aldığım ve bundan sonra alabileceğin en iyi teklifi yapmak istiyorum. Bu sadece bir iş değil Mikay. Aynı zamanda bir macera. Fırat'ı kim öldürdü? Ona bir mektup yazdım. Ona mektup yazdığını biliyoruz. Önemli olan işe yaraması için mektuba ne ekledin? Kabul edersen önce merkezimize gidip eğitim alacaksın. Sonra da bu dünyayı daha iyi hale getirmek için mektup yazacaksın. Öldürdüğün insanın kimliğini hiçbir zaman sorgulama. Niye kötü olduğunu hiçbir zaman sorgulama. Öldür ve dünya daha iyi bir yer haline gelsin. İsmim Nazmi Gülner. Gazi Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. 3 tane arkadaşımla, sınıf arkadaşımla birlikte Zorba isminde bir film çektik. Bir film bütçesi çıkardık. Film bütçesi bir 3000 lirayı buluyordu. Bir öğrenci olduğumuz için zaten bize yani elimize geçen para geçinmeye anca yetiyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Ya böyle ekstrem bir duruma kalkıştığımızda da bir para ihtiyacı doğuyor. Hazırlık süreci bittikten sonra ben Silikya'ya gittiğimde biraz para kasayım dedim. Yani şöyle limon bahçesine gittim. Ondan sonra çalıştık falan işte biraz. Ya başkalarının da destekleri oldu. Ondan sonra yani herkes çorbaya bir tuz attı aslına bakarsanız bu süreçte. Diğer arkadaşlarım da öyleydi. Bir tanesi inşaatta çalışıp inşaatı bırakıp geldi, ışıkçı oldu. Ondan sonra bir tanesi fındık bahçesinde çalışıyordu. Biz böyle bir değişik bir kolektif bir şey olduk herhalde. Çok heyecanlıydık ama çok zor olduğunu biliyorduk. Yapabiliriz dedik. Birkaç kez vazgeçer gibi olduk, sonra tekrardan yapalım dedik. Çünkü bizi en çok zorlayacak şey bütçeydi. Biliyorsunuz herkes şehir dışından geliyor ve yazın burada olmaları demek onların para harcaması demek. Ve herkes şehir dışında çalışıyordu. Arkadaşlarım kendi memleketlerinde daha az kitap aldılar, daha az yemek yediler, daha az sinemaya, kafeye veya PlayStation oynamaya gittiler. Bu filme para ayırdılar. Sonra hepimiz burada toplandık yazın. Herkesin yazı kötü geçti diyebilirim. Yani eğlenme bakımından kötü geçti ama çok zorlu ve çok emek harcanan bir iş ortaya çıktı. Senaryo açısından da Nazmi'nin zaten bir yönetmenlik kafası vardı. Bu belliydi. Sürekli hikayeler okuyup bu hikayeleri senaryoya dönüştürüp bu senaryoları bir filme çevirme çabası vardı. Bana sürekli böyle filmler yazıp gönderiyordu diyeyim. Bu filmler sonucunda işte Nazmi böyle bir proje var. Hani büyük proje düşünüyorum, orta metraj dedi. Benim açıkçası gözüm korkmadı ve ben de öğrencilik hayatımda böyle bir filmde rol almak istediğim için hani Nazmi'yi kırmadım. Hani oyunda bana başrol teklif etti, kabul ettim. Benim için tabii zordu. Hani film benim üzerimden gidiyor. Her sahnede olduğum için her gün çekimlerde olmak zorundaydım. Cesareti gösterebilmek, iradeyi gösterebilmek kolay bir şey değil. Öğrencilerimiz gerçekten hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Bizler öğrencilere kısa filmler konusunda falan sürekli olarak destek vermek istiyoruz. Kısa filmleri teşvik ediyoruz. Ama öğrencilerimiz daha da ileri gitmişler. Uzun metraj ya da orta metraj bir film gerçekleştirmişler. Bugün de onları kutlamak, tebrik etmek amacıyla buraya geldim.
Teorik yaşam pratikleri açısından öğrencilerin okulu bitirdikten sonra yeterli seviyede onların iş bulma imkanlarına katkı sağlamıyor. Bunun yanında uygulamada da iyi olmaları gerekiyor. Öğrencilerimiz iletişim fakültelerinde genel anlamda stajlar vasıtasıyla kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu öğrencilerimiz bu film vesilesiyle gerçekten kendilerinin eksiklikleriyle, artılarıyla, yaptıklarıyla diğer öğrencilere hem rehberlik edeceklerini hem de alana katkı sağlayacaklarını düşünüyorum ve bu yüzden tebrik etmek için buraya geldim.